Arkadaşlar merhaba. Doğrudan demokrasi modellerini inceleyeceğiz. Doğrudan demokrasi modelleri demokrasi modelleri içinde en önemli alan. Sınav sorusu da genellikle buradan geliyor. Önce Vixel'in oy birliği kuralına bakalım. Vixel'i dışsallıklardan tanıyorsunuz. Dışsallıkları ortaya atan Vixel'di. Şimdi oy birliği kuralı geliştirmiş. Bu aslında Vixel'in çalışması fakat Buchanan kendisine destek veriyor. Yani diyebiliriz ki Buchanan onu onure ediyor. Vixel ve Buchanan diyorlar ki biz kural olarak oy birliğinden yanayız. Kamu ekonomisinde tam rekabet koşullarının kendisini gösterebilmesi için kararların mutlak oy birliğiyle alınması gerekir diyorlar düşünüyorum. Gerçekten oy birliği mükemmele işaret eder. Düşünün 80 milyon kişinin yaşadığı ülkemizde artık oylama konusu her neyse mutlak oy birliği sağlanmış. Yani hepimiz aynı konuda hemfikir olmuşuz. Mükemmel bir anlaşma uzlaşma zemini sağlanmış. Bu mükemmel anlaşma uzlaşma zemininde tam rekabet koşulları kamu ekonomisinde kendisini gösterecektir. Oy birliği gerçekten mükemmele işaret eder. Fakat acaba oy birliğini sağlamak mümkün müdür? Değerli canım değil ki 80 milyon kişinin yaşadığı bir toplumda oy birliği sağlansın. Oy birliği yaşamın içinde yok. Örneğin siz ailenizde onlarla birlikte doğdunuz, yaşıyorsunuz. Anneniz, babanız, kardeşleriniz var. Aranızda oy birliği var mı? Ya da kadın erkek ilişkisinde iki tarafsınız. iki kişisiniz sadece. Oy birliği var mı aranızda? İnsan çocuğuyla oy birliği sağlayamıyor oy birliği yaşamın içinde yok. Hocam diyorum gerçekten mükemmel işaret ediyor ama acaba oy birliğini sağlamak mümkün müdür? Öyle deyince Viksel bir düşünüyor. Evet haklısın diyor. Mümkün değildir. O zaman vazgeçtim. Bak dikkat edin. Oy birliğinden yanayım diye ortaya çıkıyor. Fakat oy birliğini sağlamanın mümkün olmadığını görünce vazgeçiyor. O halde şöyle yapalım diyor. Madem oy birliğini sağlamak mümkün değil. Nitelikte çoğunluklarla karar alalım. Örneğin 3 bölü 4, 5 bölü 6, 9 bölü 10 gibi nitelikli çoğunluklarla karar alalım. Ama bence bu da pek mümkün gözükmüyor. Yani sizce toplumun 10'da 9'u, 6'da 5'e, en mümkünü 4'te 3'ü aynı konuda en fikir olur mu? Olmaz. Ee, Hocam bu da pek mümkün değil diyorum. Daha fazla vazgeçemeyeceğim diyor. Bak dikkat edin sorarlarsa ve ikisi de sınav sorusudur. Kural olarak oy birliğinden yana olan kimdir diye sorarlarsa bu vikseldir. Fakat oy birliğini sağlamanın mümkün olmadığını görünce nitelikli çoğunluklara dönen kimdir diye sorarlarsa bu da vikseldir. Gelelim bilek teoremine. İngiliz iktisatçı Duncan Black tarafından ortaya atılmıştır bilek teoremi çok sınav sorusu olmuştur. Hep bilek teoremi diye sorarlar. Fakat aslında bu çalışmanın farklı isimleri de var. Diğer isimlerini hiç kullanmadılar ama olur da bir yerde karşınıza çıkarsa bilek teoremine medyan seçmen modeli ya da çoğunluk oylama modeli de denir. Bilek bu çalışmayı atarken ortaya iyi niyetli demokrasinin nasıl başarılı bir işleyiş olduğunu, karar almanın her zaman mümkün olacağını basit çoğunluk kuralının her zaman işleyeceğini anlatacak. Peki basit çoğunluk kuralı nedir? İki karar seçime katılıyor. Bir tanesinde %51 bile çoğunluk sağlansa bilek diyor ki işte seçim kazandı. Basit çoğunluk kuralının her zaman geçerli olduğu, karar almanın her zaman mümkün olduğu durumları anlatıyor. Tamam, sevdim seni hocam diyorum. Demokrasinin nasıl başarılı bir işleyiş olduğunu anlatacaksın. Peki varsayımların nelerdir? İlk varsayım şu, bu ülkede 5 kişi yaşıyor. Şimdi rica ederim buna takılmayın. 5 kişi, 3 kişi yaşıyor konusuna takılmayın. 5 kişi değil 50 milyon kişi de yaşasa aynı analiz yapılırdı. Fakat biz 50 milyon kişinin talep doğrusunu çizemezdik. Bu yüzden bu ülkede 5 kişi yaşıyor. Peki bu 5 kişiyle ne oylayacağız? Bu 5 kişiyle üretilecek kamusal mal miktarını oylayacağız. Hmm, bak şimdi. Değerli can bu ülkede 5 kişi bile yaşıyor olsa hatta 5 kişi değil sadece 1 kişi bile yaşıyor olsaydı insanlar kamusal mal miktarına ilişkin tercihlerini açıklar mı? Hayır. E, çok üzgünüm hocam. Böyle bir seçim yapılamaz. İnsanlar kamusal mal miktarına ilişkin tercihlerini açıklamayacaktır. İnsanlar bedavacıdır diyorum. Bilek diyor ki ben o sorunu çözdüm. Allah Allah bedavacılık sorunumu çözdünüz. Nasıl çözdünüz peki diyorum çok gerçekçi bir çözümü var. İnsanlar kamusal mal miktarına ilişkin tercihlerini neden açıklamazlar değerli can? Talep ettikleri miktar arttıkça ödeyecekleri fiyatın verginin de artmasından çekinirler. Bu yüzden talep ettikleri miktarı açıklamazlar. Bilek bu sorunu şöyle çözmüş ilave birim kamusal malı üretmenin maliyetini toplumdaki herkese eşit paylaştırmış. Diyelim ki ilave birim kamusal malı üretmenin maliyeti 100 lira liraysa herkesin cebinden 20'şer lira çıkacak. Bak şimdi cebinizden çıkacak para en başta belliyse çok talep edersem, çok vergi öderim diye çekinmenize gerek kaldı mı? Hayır. Siz dürüst değildiniz. Bilek sizi dürüst kıldı. Cebinizden çıkacak para en başta belli olunca gidip madem dürüstçe talebimi açıklayayım diyorsunuz. Artık bu seçim yapılabilir. Peki bakalım hani bedavacılık sorunu da üstesinden geldi ama acaba basit çoğunluk kuralı işleyecek mi? Seçim bir sonuca ulaşacak mı acaba? Peki izleyin. Değerli canım. Şimdi bakın önce ilk dikkat etmeniz gereken husus fiyatı sabitledi. Marjinal maliyeti nüfusa eşit paylaştırdı. Herkesin cebinden çıkacak para belli. Şimdi insanlar gidip taleplerini açıklıyor. Toplumdaki ilk kişi talebini açıkladı. Onun talep doğrusunun fiyatla çakıştığı yeri aşağı indirdik. QA kadar mal talep etti. Toplumdaki ikinci kişi talebini açıkladı. QB kadar mal talep etti. Diğeri QC kadar, QD kadar, QE kadar yani toplumdaki herkes farklı miktarlarda mal talep etti. Bilekin amacı neydi? Herhangi bir miktarda bir tane bile çoğunluk sağlansın işte seçim kazandı diyecekti. Oysa hiçbir miktarda çoğunluk sağlanamadı. Çok üzgünüm hocam. Basit çoğunluk kuralı işlemedi. Seçim bir sonuca ulaşmadı. Mecburen seçimi yeniden yapmalıyız diyorum. Bilek diyor ki ya hayır buna izin veremem. Yine de demokrasiyi kurtarabilirim. Yani hiçbir miktarda çoğunluk sağlanamadı. Fakat Bilek yine de demokrasiyi kurtarabileceğini düşünüyor. Peki nasıl bir çözüm olabilir? Bilekle birlikte düşünelim. Şimdi bilek düşünüyor. Herkes için A kişisinin istediği kadar mal üretsem diyor. Fakat bu iyi bir çözüm değil. Çünkü bu kadar azını isteyen bir tek A kişisi var. O zaman diğerleri mahrum kalmış olur. Kimse mahrum kalmasın. Herkes için E kişisinin istediği kadar mal üreteyim diyor. Ama bu kadar çoğunu isteyen de bir tek E kişisi var kaynakları israf etmiş olur. Ne yapsam Allah'ım ne yapsam ne yapsam diye düşünürken bilek çözümü medyanın, ortancanın tercihine başvurmakta buluyor. Bilek diyor ki herkes için medyanın istediği kadar mal üretelim. Şimdi sınavda size şunu soracaklar değerli can. Medyanın, ortancanın tercihine başvurmak her zaman seçimi başarıyla sonuçlandırmaya yarar mı? Medyan her zaman toplum tercihini yansıtır mı? Sınavda bunu soracaklar size. Bu sorunun cevabı şöyle. Eğer seçim sonuçları tek dorukluysa bu ne anlama geliyor biliyor musun? Oylar tek bir yerde yoğunlaşmış, tek bir yerde toplanmış. Medyan, ortanca sen neredesin diye soruyorum. Bak medyan burada tam ortada. Medyan da herkes gibi düşünüyor. O zaman medyan toplum tercihini yansıtır. Fakat dikkat etmeniz gereken husus eğer seçim sonuçları çok dorukluysa o halde medyan oyların azaldığı yerde bulunabilir. Yani böyle bir durumda medyanın tercihine başvurmamak gerekir. Seçimi yeniden yapmak gerekir. Değerli canım demek ki seçim sonuçları tek doruklu olduğunda oylama belirsiz kalmaz. Medyanın isteğine göre sonuçlanır diyen bilek fakat şöyle sorarlarsa lütfen yanılmayın, bunu da söyleyen Bilek, seçim sonuçları çok doruklu olduğunda medyan oyların azaldığı yerde bulunur. Medyanın tercihine başvurmamak gerekir diyen yine Bilek'tir. Gelelim bir diğer önemli çalışmaya. Arov'un imkansızlık teoremi, bir diğer adıyla oylama paradoksu. Bu çalışmanın ortaya atılma amacı Bilek teoreminden tamamen farklı. Burada... Demokrasiyi nasıl elimize yüzümüze bulaştıracağımızı, karar almanın bir türlü mümkün olmayacağını an anlatacağız. Yani demokrasinin tıkandığı, sürecin ilerlemediği durumu göreceğiz. Peki bakalım şimdi. Varsayımlarınız nelerdir hocam diyorum. Bu ülkede 3 kişi yaşıyor diyor. Ha tamam peki. Bu 3 kişiyle ne oylayacağız diyorum. Bu 3 kişiyle X, Y, Z gibi... 3 farklı karar oylayacağız. Peki nedir bu kararlar? Aro diyor ki bunlar ilişkisiz kararlardır. Fakat kararların ne olduğuna örnek vermiyor. Yani bunları örnek göstermiyor. Biz şöyle bir örnek verelim. Böylece konuyu için daha somutlaştırmış olalım. Varsayın ki bunlar üç farklı bütçe. Değerli can, diyelim ki X bütçesi eğitim ağırlık veriyor. Y bütçesi sağlığa ağırlık veriyor. Z bütçesi savunmaya ağırlık veriyor. Üç farklı bütçeden hangisini kullansak diye toplumdaki üç kişiye soruyoruz. Şimdi şunu ayırt edebildiğinizi biliyorum. Yine de vurgulamak isterim. Lütfen dikkat edin. Bilek modelindeki oylama konusuyla arom modelindeki oylama konusu birbirinden farklı. Bilek modelinde mal belli. Biz miktar oyluyoruz. Yani biz şunu oyluyoruz. 3 mü, 5 mi, 10 mu, 15 mi, 20 mi? Çoğunun sağlanamadığı durumda hadi medyanın dediği olsun, 10 olsun diyebilirsiniz. Yani burada medyanın tercihine başvurabilirsiniz. Oysa Arrow modelinde birbirinden ilişkisiz kararlar oyluyorsunuz. Dolayısıyla medyanın tercihine başvuramazsınız. Çoğunluğun sağlamadığı durumda hadi neyse ortadakinin dediği olsun diyemezsiniz. İlişkisiz kararlar bunlar. Şimdi bunu bilerek seçime başlıyorum. Yani medyanın tercihine başvuramayacağımı bilerek seçime başlıyorum. Birinci oylamayı yapıyoruz. Birinci oylamada bakın A kişisi X bütçesine, B kişisi Y bütçesine, C kişisi Z bütçesine oy verdi. Peki herhangi bir bütçede çoğunluk sağlandı mı? Hayır. Ve dediğim gibi hadi senin dediğin olsun diyemezsiniz. Medyan yok burada. Medyana başvuramazsınız. Mecburen ikinci oylamaya geçiyorum. İkinci oylamada A kişisi Y bütçesine, B kişisi Z bütçesine, C kişisi X bütçesine oy verdi. Yine hiçbir bütçede çoğunluk sağlamadı. Mecburen üçüncü oylamaya geçiyorum. Üçüncü oylamada A kişisi Z bütçesine, B kişisi X, C kişisi O, O, R, O diyorum. Değerli hocam, biz bu insanlarla 3 değil 33 seçim bile yapsak seçim bir sonuca ulaşmayacaktır. Çünkü burada gözlemlediğiniz üzere şöyle bir husus var. Bak şimdi her bir seçimde her bir seçmen birbirinden farklı karar veriyor. Bu tamam. Ama bir de şu var. Her bir seçmen de kendi kararından dönüyor. Yani kişiler sürekli kendi kararlarını değiştiriyor. Hocam tutarsız bunlar diyecek oluyorum. Arao diyor ki sus tutarsız değil onlar rasyonel bireyler bu nasıl rasyonellik böyle yani sürekli kararından dönen insanlar var fakat Arova göre bu kişiler gündemi takip edip kararlarını ona göre şekillendiren rasyonel bireylermiş peki nasıl rasyoneller bir davranışlarını yakından inceleyelim gözlemleyelim örneğin kişisinin oy verme kararlarını o sürece bakalım. Akisi birinci oylamaya gideceği zaman diyelim ki eğitimdeki aksaklıkları fark etmiş. Neden demiş eğitim sistemimizde bu sorunlar yaşanıyor? Ben eğitime ağırlık veren bütçeye oy vermeye karar verdim. İkinci oylamaya gideceği zaman hastanelik olmuş, acile yolu düşmüş. Sağlık sistemindeki sorunları fark etmiş. Demiş ki ben sağlığa ağırlık veren bütçeye oy vereceğim. Üçüncü oylama yapılacağı zaman diyelim ki ülkede terörist bir saldırı gerçekleşmiş, sivil, asker hayatını kaybetmiş, milliyetçi ve insani duygularla gitmiş savunmaya ağırlık veren bütçeye oy vermiş. Şimdi bu kişi rasyonel mi? Evet rasyonel. Değerli canım, bakın daha ne yapsın? Gündemi takip ediyor, yaşanan olayları gözlemliyor ve kararlarını ona göre şekillendiriyor. Gerçekten rasyonel. Fakat hepsi birbirinden farklı şeyler yaşıyorlar. Şöyle... A kişisi eğitimdeki sorunları görürken B kişisi sağlıktaki aksaklıkları görüyor. C kişisi savunmada boşluğu görüyor. Hocam evet anladım. Rasyonellermiş fakat burada sürekli kararından dönen kişiler var. Aro bunlara döngüsel çoğunluklar diyor. Ve döngüsel çoğunluklar sosyal tercihlerin geçişkensizliğine neden oluyor. Yani döngüsel çoğunluklar karar almamıza engel oluyor. Peki Sınavda bize şunu sorarlar. Lütfen şuna dikkat edin. Derler ki: Böyle imkansız bir duruma ulaşmak için neler gerekir? Çünkü bu imkansızlık gerçekten. Yani şurada bir ihtimali değiştirsek seçim sonuca ulaşıyor. Böyle imkansız bir duruma ulaşmak için neler lazım diye sorarlar. Değerli her şeyden önce bireylerin rasyonelliği gerekiyor. Çünkü Arav'a göre bunlar gündemi takip edip kararlarını ona göre şekillendiren rasyonel bireyler. Ortak rasyonellik var burada. İkincisi, ülkede demokrasinin oturmuş olması gerekiyor. Fark ettiniz mi? Bu insanlar nasıl hür iradesiyle oy kullanıyor? Bak insanlar şöyle davranıyor. Ben şimdi X bütçesine vazgeçtim. Y'ye şimdi Z'ye oy vereceğim. Demek ki ülkelerinde demokrasi oturmuş. Diktatör, diktatörlük yok demek ki. Bir de bir şartımız daha var. Oy ticaretinin, oy alışverişinin Logrolling'in olmaması gerekiyor. Peki oy ticareti, oy alışverişi, logrolling ne anlama geliyor? Bakalım şimdi. Değerli hocam, oy ticaretinin iki anlamı vardır. Birisi etiktir ama diğerinin etikle açıklanacak bir tarafı yok. Önce etik olan oy ticaretine bakalım. Burası bir parlamento, bizler de parlamenterleriz diyelim ki. Ve ben bir kanun teklifi hazırladım. Hazırladığım kanun teklifi parlamentodan geçsin istiyorum. Bu sebeple aranızda dolaşıyorum, sizleri ikna etmeye çalışıyorum. Lütfen bana destek verin. Lütfen siz de destek verin. Bu kanun teklifi parlamentodan geçsin diye. Ama aranızda bana şöyle şeyler teklif edenler var. Diyorlar ki destek veririz ama bir şartla bizim istediğimiz değişikliği de bu kanun teklifine yazacaksın. Bak bu bir ticaret. Ama bu etik kabul edilir. Çünkü bir parlamenter kanun teklifi hazırlıyorsa bu toplum yararınadır ve diğeri burada değişiklik öneriyorsa, bu da toplum yararınadır. Bu etik kabul edilir. Fakat bir de şu var ki, bunun etikle açıklanacak bir tarafı yok. Derdiden seçim yapılacağı zaman farklı kararların etrafında çıkar grupları birikir. Farklı partilerden çıkar sağlayacaklar. Kendi kararlarının etrafına birikir. Ve herkes kendi partisine veya belediye başkanına seçim kazandırtabilmek için diğerlerinin oylarını satın almaya çalışır. Şimdi oy satın almanın etikle açıklanacak bir tarafı yoktur. Fakat bir yılın sınav sorusu da şuydu. Değerli can etik olsun veya olmasın Oy ticareti sonucunda bütün toplum kaybeder diyemezsiniz. Çünkü en kötü ihtimalle oyunu satan mutlu, oyu satın alan mutlu. Oy ticareti sonucunda bütün toplum kaybeder denilemez. Doğrudan demokrasi modellerini tamamlamış olduk.